İyot'u hayatınıza dahil edin. Nasıl ederseniz edin diyorum öncelikli olarak. Şimdi bununla ilgili farklı görüşler var. İyot'la ilgili şu dozda kullanacaksınız dediğim zaman bazı kesimler çok aşırı tepki gösteriyorlar. Ben de insanlara diyorum ki size ben iyot anlatıyorum. Bir başkaları iyot anlatıyorlar. Ben bütün görüşlerdeki iyot dozlarını size söyleyeyim. Hangisi insanlara yakın geliyorsa onu kullansınlar. 1. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki tiroidinizi minimal hormon üretecek şekilde çalıştıracak doz 150 mikrogramdır. Bunu alın. Bundan fazlasını almayın. Bunu kabul ediyorsanız günlük 150 mikrogram dozunda iyot alabilirsiniz. O kaça tekabül ediyor? Onu da anlatacağım. Tamam. 2. Daha sonra Dünya Sağlık Örgütü bir görüş değişikliği yaptı. Çünkü birçok ses itiraz yükseldi. Baktılar bu çok yetmiyor. Bir doz daha ilan ettiler. Dediler ki siz günlük 1100 mikrograma kadar iyot alabilirsiniz. Bu size zarar vermez. Bunu tölere edebilirsiniz dediler. Bu da birinci dozun yaklaşık 7-8 katı söylediğimin. Japon Sağlık Bakanlığı diyor ki günlük olarak 3000 mikrogram yani 3 miligram iyotu vücudunuz tölere edebilir. Bir de Japonların günlük besinlerle aldığı iyot miktarı var. Bunun da yaklaşık 10 miligram, 10.000 mikrogram civarında olduğu düşünülüyor. Şimdi siz iyot kullanacaksınız, korkuyorsunuz. En düşük doz Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği doz. Yani sizin tiroidinizi minimal düzeyde çalıştıracak olan doz. Bunu seçebilirsiniz. Ya da ya Dünya Sağlık Örgütü, ben çok güvendiğim bir kurum, benim sağlığımı çok düşünüyor. Onun için biraz daha yükseltmiş, 1100 mikrogramı ben alayım dersiniz. Onu kullanabilirsiniz. Veya ya bu Japon Sağlık Bakanlığı'nda bir bildiği vardır, ben ona tabi olayım. 3000 mikrogram yani 3 miligram kullanayım dersiniz. Ya da ya Japonlar kanserde daha risksizlermiş. Bunlar daha akıllı insanlar. Kullandıklarında daha sağlıklı. Ömürleri çok uzun bir ırk. Acaba bu iyottan ve iyotlu şeyleri yemekten mi kaynaklanıyor? Ben de mi 10.000 mikrogram yani 10 miligram civarında alsam iyi olur deyip o dozu alabilirsiniz. Şimdi bunlar neye karşılık geliyor? %2'lik bir iyotun bir damlası 2500 mikrogram iyot içerir. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün revize ettiği miktarı almak için gün aşırı bir damla %2'lik iyot kullanabilirsiniz. Veya Japonya Sağlık Bakanlığı, ben Japonya'da yaşıyorum, o bakanlığa tabiyim dersiniz. Bir damla %2'lik iyotu her gün alırsınız. Veya ben Japon halkıyla beraber hareket edeceğim, onlar gibi almak istiyorum dersiniz. Günde 4 damla %2'lik iyot kullanırsınız. Siz ne yapıyorsunuz? Siz burada bir gösterin. Ben bakın, söylemeyeyim. Öyle biraz fazla mı alıyorsunuz hocam? Ben iyotu daha yüksek dozda alıyorum. Hmm. Şimdi neden? Ama kendi yaptığımı öneremem. Çünkü farklı farklı görüşler var diyorsunuz. Tabii ki. Şimdi şöyle, iyot çok tartışmalı bir konu olduğu için iyotla ilgili şeyleri söylerken biraz dikkat etmek gerekiyor. Şimdi, yani burada bu benim kendi açımdan dikkat etmem gereken bir şey. Yoksa iyotun zararı değil. Böyle bir açıyorum hocam. Şimdi açıyorum. Gösterelim mi şöyle? Evet. Mesela ben uyanıp sabahları mı? Şimdi aç karnı mı almalıyım? İyotu sabahları almayı öneriyoruz. Çünkü iyot vücutta enerji üretimini de artırıyor. Eğer akşam alırsanız bu artan enerji üretimi sizi uykusuz bırakabilir. Sabah alın, bu enerji artışını gün boyu yaşayın diyoruz. Çıkarıyorum. Şöyle yapalım. Siz yapın hocam. Ben şuradan alayım. Tamam, şöyle doldurdum. Ben. Şimdi şu bir damla. Bu 2500 mikrogram. Hı-hı. Yani 2,5 miligram. Bu aşağı yukarı Japon Sağlık Bakanlığı'na yakın doz. 2, 3, 4. Bu Japon halkının besinlerden günlük aldığı iyot miktarı. Şöyle bir şey. Suyun önemi yok. Suyu yarım bardak yapabilirsiniz, bir bardak yapabilirsiniz, daha çok yapabilirsiniz. Ha, benim tedavi amaçlı kullandığım veya kendimin kullandığı daha yüksek daha dozlar. Yüksek değil, daha mı fazla su? Yok, bunun yine içerisine böyle daha fazla damlatmak göstermeyeyim. Örnek tamam, olmasın. Tamam, tabii hocam. Şimdi bunu, işte iyotun tek şeyi, olumsuz etkisi veya durumu
tentirdiyot gibi kokuyor. Zaten tentirdiyot. Sadece kokusu. Siz unutturulduğuna evet. bakmayın. Mucizesi büyük hocam. Oh şifa olsun. Dört ne güzel damla, içti. Dört damla içtiğinizde zaten o kokuyu çok algılamıyorsunuz. Hmm. Yani bu herhangi bir şey koku vermiyor. Mesela ben yarın itibariyle başlıyorum. Bir damlayla bir başlayayım bakalım. Ne gibi değişiklikler oluyor hocam. Bunu da takip edelim. Nereden alacaklar? Bu her yerde olabilen bir şey değil. Yapan eczaneler var diye biliyorum. İyoto eczanelerden alabiliyorlar. Hazır hı hı. satılan yerler var. Oradan alabilirler. Ben bir yer önermiyorum. Hı hı. Güvendikleri, içerinin kaliteli olduğunu inandıkları bir ürünü almalarını öneriyorum. İyotta şimdi şöyle bir durum var. İyot tabii insan kullanımı için çok fazla tüketilmediğinden genelde laboratuvarlarda işte dezenfektan amaçlı falan kullanılan iyotlar var. Bunların saflığı ve kalitesi çok iyi olmayabilir. Alırken analitik grade bir ürün almaları, yani saf olduklarından emin oldukları bir iyottan hazırlanan Lugol solüsyonu almalarını öneriyorum ben. Onun dışında bu ürün bu mesela nereden? Öyle bir ürün değil mi? Lugol solüsyonu. De, reklam gibi tabii, de tabii. olmasın. Şöyle çevireyim ben. Böyle bir ürünü güvendikleri bir yerden alabilirler. Eczaneler hazırlıyorlar. Eczanelerden alabilirler. Doktor reçete ediyor. O reçeteyi eczanelerden alabilirler. Yani iyotu günümüzde farklı şekilde ulaşılabiliyor istenildikten sonra. Ulaşabilirler. Nereden almalarından önemlisi şu, iyotu kullanacak korkuyu bir üzerlerinden atmaları gerekiyor. Şimdi bu kolay değil. Çünkü sizin de dediğiniz gibi birisi çıktı dedi ki iyot kullanın. Ama 99 kişi kullanmayın diyor. Şimdi burada insanlar o korkularına, işlenmiş korkularını hemen ön plana çıkartıyorlar. Ve iyot kullanmaya başlayan insanlar bile İyotun kendilerinde bir şey oluşturacakmış düşüncesiyle hep kendilerini dinliyorlar. İşte baş ağrıyor, iyot mu başımı ağrıttı? Bir kas ağrıyor, kası acaba kasımı iyot mu yaptı? İshal oluyor, iyot mu ishal etti? Yani bu tür hep iyottan kendine zarar verecek beklentisini de kullanıyorlar. Önce bir bu kafa yapımızı değiştirmemiz lazım. Şimdi bakın, iyotla ilgili şöyle bir şey var. Biz iyotu vücudumuzda bulundurmak zorundayız. İyot olmazsa yaşam yok. Onun için insan tiroidinin iyotu depolamak için yaratıldığı söylenir. Eğer o depo olmasa bizim yaşamımız mümkün değildi. O depo bizim iyotumuzu depolayıp hormon olarak hücrelerimize göndermese, genlerimize etki etmese bizim vücudumuzdaki metabolik süreçlerin birçoğunun olması mümkün değildi. İyotu o kadar çok zararlı diye söylüyorlar ki kullanmayın, zarar görürsünüz. Peki iyota bu kadar laf söyleyen kişiler flora, klora, broma neden laf etmiyorlar? Aynı grup. Hatta onlar iyottan çok daha aktif. İyot onların içerisinde en hantalı. Molekül olarak en büyüğü. Yani bir yarışmaya koyduğunuzda iyot hep kaybediyor. Çok hızlılar. İyot, flor, brom, kloru koyun. Tiroidinize önce flor gidiyor. Ardından brom gidiyor, klor gidiyor. İyot gidene kadar. İyotun yüksek doza çıkmazsanız eğer hep yeniliyor. Hep kaybediyor. İyotun onları oradan çıkartıp orayı temizlemesi ve oraya yerleşmesi için de yüksek dozda kullanmanız lazım. Sizin günlük düşük dozlarda verdiğiniz iyot bu işi yapmıyor.